Evet efendim Öncelikle Merhabalar Hoş geldiniz Altın bu haftaya yeşil sinyaller vererek başladı Geçtiğimiz haftadan zaten Perşembe günü akşamından Amerika'dan gelen tüfe verilerinin beklenenin farklı neticesinde olması itibariyle piyasa bunu bir tepki olarak kabul etti ve yükseliş sinyallerini vermişti. 2021 yılının son çeyreğini yaşadığımız Eylül ayının 3. haftasında yine aynı şekilde altında yükseliş seyriyle haftaya başladık. Şu an güncel olarak serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı 800 TL'den işlem görüyor. Geri dönüşünde 785 liradan ekonomiye kazandırabilmekteyiz. Aynı şekilde dolar 8.70 bandında ilerliyor. Euro ise 10 lira 15 kuruş, 10 lira 17 kuruş bandında işlem görüyor efendim şu an. Şimdi kritik bir süreçteyiz, bizim için kritik bir hafta. Çünkü birçok ekonomik verinin peş peşe geleceği bir haftayı yaşayacağız. E, hafta başı olarak fiyat yükselişti ama sakin başladı. Yani çok ciddi bir zikzak izlemedik şu an için. Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı var. Buradan gelecek veri bizler için çok önemli. Akabinde hemen arkasında Perşembe günü kendi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın ve para piyasası kurulumuzun toplantısı gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay malum biliyorsunuz politika faizi %19'da sabit bırakılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin vermiş olduğu sinyaller enflasyonun önüne geçmeliyiz şeklinde şeklindeki sinyaller e, vatandaşta ve esnafta biraz daha faizin düşecek mi acaba ön yargısını ön plana attı. E, faizin düşmesi durumu söz konusu olursa, e, minimalde bir puan baz düşmesi bekleniyor. 0.25'e tekamül eder bu. Böyle bir düşüş gerçekleştiği zaman e, vatandaşın yatırımcının e, parası doğal olarak fiziki emtialara kayacaktır. Çünkü faiz gelirinin düşmesiyle birlikte para kazandıracak başka segmentleri ararız. Bunlar da nedir? E, Euro ve dolar haricinde kıymetli maden olarak nitelendirdiğimiz altın, gümüş, platin, nikel gibi emtialardır efendim bunlar zaten ons fazla şu an güncel seviyelerini koruyorlar. Yalnız bu talepten dolayı bir arz talep dengesi oluşturacak. Bu arz talep dengesi de ister istemez fiyatların yükselmesine sebebiyet verir. Dediğim gibi hareketli bir hafta ki zaten yılımızın son çeyreği içerisindeyiz. Son çeyrek genelde ekonomik verimliliğin belirli olduğu, belirlendiği bir dönemdir bizler için. Merkez Bankamızın da geçtiğimiz hafta açıkladığı son veride yıl sonu dolar tahmini 9.60 olarak öngörülüyor şu anda 8.70 seviyelerinde olduğu düşünülürse %10 gibi bir değer kazanmasını bekliyoruz. Ki senenin bitmesinde önümüze de aşağı yukarı 3 ay gibi bir süre var. Bu tempoyla da gidersek belki 9.60'ın bile devrilebileceği öngörülüyor dediğim gibi yıllardan beri süre gelen alışkanlığımız zaten altın alan zarar etmez diyoruz. Buradan yatırımcılara hemşerilerimize de bir tavsiyemiz olsun yani her fiyattan artık altın alınabilir. Bunu daha öncesinde de dile getirmiştik zaten. Altın fiyatları şu an yüksek değil. Gerçekten yüksek değil. Çünkü 860, 70, 80 gibi rekor fiyatları gördük. Biz önümüzdeki dönemde bu rekorların tazele bilineceğini düşünüyoruz. Bakalım kısmetimizde ne var? Biz esnaf olarak satışımızı yapmaya, kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz efendim